Evet, merhabalar. Kalp pili ile ilgili hastalarımız çokça soru soruyor. Öncelikle bu elimde görmüş olduğunuz bir kalp pili. Kalp pilini bu kalbin içine yerleştirmiyoruz. Kasın altına yerleştiriyoruz ve bunun içindeki kabloları kalbin sağ karıncı kısmına yerleştirerek pil fonksiyonunu görmeye başlıyor. 3 tane kalp pili var. Bir tanesi kalbimizin hızını yükselten kalp pilleri. Bir ikincisi ritim bozukluğunda şoklama işi gören kalp pilleri. Üçüncü ise kalp yetmezliğinde kullanmış olduğumuz 3 kablolu kalp pilleri. Kalp pili takılan hastalar telefonla konuşabilirler mi? Genellikle kalp pilini sol tarafa taktığımız için sağ kol elinizi kolunuzu kullanarak telefonla konuşabilirsiniz. Mümkün olduğunca 15 santim uzakta tutmanız lazım telefonu bataryadan. X-ray ışığının olduğu yerlerden geçmemeniz lazım. Baz istasyonlarına yakın dolaşmamanız lazım kalp piliniz varsa eğer. MR'a girebilir misiniz? Tabii ki MR'a girebilirsiniz. Bugün taktığımız kalp pillerinin çoğu MR uyumlu. MR uyumlu olsa bile yine de kalp pili kontrol yaptığımız cihazlar var. O cihazlarla pil ayarlarını ayarlamamız, MR uyumlu modunu açmamız gerekiyor. Pil takan kişinin yani bizlerin kalp pili kontrollerini belli periyotlarda yapması gerekiyor. Cihaz gereksiz şok vermiş mi vermemiş mi, ömrüne kadar kalmış batarya değişimi için gibi birçok parametreyi kalp pili kontrol cihazlarıyla kontrol edebiliyor ve değiştirebiliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka bilgilendirme videosunda görüşmek dileğiyle.